Evet, yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra yeniden karşınızdayım. Şöyle sırlar dünyası gibi. Geçen 4-5 ay sonunda yeniden bir video çekmeye başlıyoruz artık. Aslında çektim bu aralarda ama yoğunluk nedeniyle atamadım çektiklerimi. Artık işlerimiz bitti. Şimdi bugün yapacağımız işlem bir pekmez sıkma makinesi. Bu şekilde yapılmış kullanışsız bir makine var. Piyasada satılıyor, bunu bölgemizde birisi yapıyor. Fakat hiçbir kullanışı yok. Bunun için ben bu sistemi bu şekilde, yani normalde şunun içine meyveleri koyuyorsunuz. Şu üzerindeki saç kısım aşağı basıyor buradan. Çevirdikçe sıkıştırıyor buraya. Sıkışınca buralardan su çıkıyor. Şurada bir kovaya akıyor şuradan. Fakat burası sıkıştığı zaman şu kolun dönmesi çok zor. Bunun için ya buna rulmanlı bir sistem yapmanız lazım. Veyahut da benim yapacağım gibi trikolu bir sistem yapacağım. Hem daha kolay olacak, hem daha verimli olmuş olacak. Dilerseniz videoya başlayalım. Başlamadan önce de kanala abone olup gelecek olan bütün videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hadi dilerseniz videoya başlayalım. Bunun için hurda bir çamaşır makinesi kazanı kullanacağım. Bunu kullanmamın sebebi paslanmaz çelik olması. Herhangi bir paslanmaya karşı sıkıntımız olmamış olacak. Kullanacağım elimde bulunan kirpoda 20 tonluk bir kirpo. Normalde buna gerek yok. Eğer siz sadece bunun için alacaksanız şöyle 2 tonluk kirpoda işinizi rahatlıkla görecek. Bunu şu ağız kısmını şuradan açarak, keserek bunu büyüteceğiz. Ve kapasitesini artırmış olacağız. Daha sonra bir de iskelet yapacağız. Alt kısmını da sajla veyahut da başka bir şeyle kapatarak işlemi sonlandıracağız. İyi seyirler.
We'll be right back.
Arkadaşlar boya bitti. Boya yetmediği için boyama işlemi yarım kaldı. Şuralar kaldı. Ama içini boyadım en azından. İçi temiz oldu. Yarın kullanıma hazır. Sonrasında tekrar bir boya aldığımız zaman şey yaparız. Aslında böyle sprey boya değil de kiloluk boyalardan olacak. Yapıp kompresörle atacağım. Hem daha ucuza gidiyor hem de daha fazla boya olmuş oluyor elinizde. İstediğin zaman kullan. İşte buraları boyadı. Dışını boyadı. Böyle. Bir de kapağı boyadım. Bitti. Şunun arkasını boyadım. İçleri boyadım. Şöyle. Yarın ilk denememizi yaparız. Evet, ilk posta tamam. Sistem gayet güzel. Kenarlarını tam ortala onu. Ya bunu sıkmaya gerek yok. Kendi akı yerler be. Bu şimdi bu kaç çıksa 20 ton kaldırabiliyor mu? Tabii canım. Evet, sistem gayet başarılı. Şu an en az bir 5 tondan fazla basıyordur. Kirko 20 tonluk da sonuna kadar basmaya cesaret edemedim. Belki kazanı şey yapabilir diye patlatabilir. Bu bile yeterli yani. Elle bu kadar nerede? Bunun yarısını bile çeviremez. Bak burada kaç tane fazladan şey çıktı. Normalde 3 kova çıkarken 5 tane çıkıyor şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.